Navbatdagi mavzumuz Viet teoremasi. Ayrim hollarda kvadrat tenglamalarning ildizlarini formuladan foydalanmasdan ozaki ham topish mumkin. Buning uchun biz quyidagi Viet teoremasidan foydalanamiz. Ushbu tenglamaning, kvadrat tenglamaning ildizlari yig'indisi minus p ga, p bu yerda x oldi koeffitsient, minus p ga teng. Ildizlari ko'paytmasi q ga teng. Ya'ni mana bu ozod hadga teng. Va teorema teskarisi ham o'rinli. Agar ikkita son uchun x1, x2 sonlar uchun mana bu tengliklar bajarilsa, ular quyidagi tenglamaning ildizlari bo'ladi. Misollar ko'ramiz. Birinchi tenglama. Mana bu tenglamada p minus 5 ga teng. Q 6 ga teng. Shu sababli biz mana bu tengliklarni quyidagicha yozishimiz mumkin. X1 qo'shib x2 ga minus p ga minus minus 5 plus 5 ga teng. X1 ko'paytirib x2 ga q ga 6 ga teng. Endi shunda ikkita sonni topamiz. Ularning yig'indisi 5 ga teng, ko'paytmasi 6 ga teng bo'lsin. Bu yerda topish qiyin emas. Bu sonlar 2 va 3 sonlari. X2 teng 3. Yoki aksincha 3 va 2 desek ham bo'ladi. Shunday qilib, berilgan tenglamani ildizlari Viet teoremasiga ko'ra 2 va 3 ga teng ekan. Navbatdagi tenglamamiz. Mana bu tenglamani qaraymiz. Yana Viet teoremasiga ko'ra ildizlari yig'indisi 7 ga teng. Ildizlari ko'paytmasi 12 ga teng. Demak, ikkita sonni topishimiz kerak. U sonlarning yig'indisi 7 ga teng, ko'paytmasi 12 ga teng. Qaysi sonlar mana shu tenglikni qanoatlantiradi? Ha, ular 2 va 3 sonlari. 3 va 4 sonlari. 3 ga 4 ni qo'shsak 7 bo'ladi, 3 ko'paytirib 4 12 bo'ladi. Demak, Viet teoremasiga ko'ra mana bu tenglamaning ildizlari 3 va 4 sonlar bo'ladi. Navbatdagi tenglamamiz mana bu tenglama. Ya'ni ikkita sonni qo'shsak qo'shganimizda 7 chiqish kerak, ko'paytirganimizda 10 ga teng bo'lish kerak. Qanday ikkita sonni qo'shsak 7 ga teng bo'ladi, ko'paytmasa 10 ga teng bo'ladi. Bu sonlar 2 va 5 sonlari. X1 teng 2. X2 5. 2 va 5 sonlari. 2 ga 5 ni qo'shsak 7, 2 ko'paytirib 5 10 bo'ladi. Viet teoremasiga ko'ra bu sonlar tenglamaning ildizlari bo'ladi. Keyingi tenglamamiz mana bu. Viet teoremasiga ko'ra ildizlari yig'indisi minus 7 ga teng. Bu yerda 7 yozilgan, minus 7 ga teng, minus p. Ildizlari ko'paytmasi 10 ga teng. Qanday ikkita sonni qo'shsak minus 7 ga teng, ko'paytmasi 10 ga teng. Demak, ko'paytmasi 10 ga teng. Demak, ularning ishoralari bir xil bo'lishi kerak. Yo har ikkalasi musbat, yo har ikkalasi manfiy bo'lishi kerak. Birinchi tenglikda ularning yig'indisi manfiy. Demak, ularni har ikkalasi manfiy bo'lishi kerak. Bu sonlar minus 2 va minus 5. Minus 2 ni minus 5 ga qo'shsak minus 7. Ularni ko'paytirsak 10 ga teng bo'ladi. Shu sababli bu tenglamaning ildizlari Viet teoremasiga ko'ra minus 2 va minus 5 ga teng bo'ladi. Navbatdagi misolimiz. Mana bu kvadrat tenglamani bitta ildizi berilgan. Minus bitta ildiz 3 ga teng. Biz b koeffitsientini topishimiz kerak. Buning uchun yana Viet teoremasidan foydalanamiz. Viet teoremasiga ko'ra ildizlari ko'paytmasi 15 ga teng. Bitta ildiz x bor 3 ga teng. Demak 3x2
15 ke teng. Bu yerdan x2 topamiz. X2 teng 5 ke. Endi biz b koeffitsiyentini topishimiz mumkin. B teng ildizlari yig'indisi minus b ga teng. Demak minus b teng x1 qo'shib x2, ya'ni 3 qo'shib 5. Demak bu yerda minus b 8 ga teng bo'ladi. B ning o'zi minus 8 ga teng. Shunday qilib b koeffitsient minus 8 ga teng ekan. Navbatdagi misolimiz. Mana bu tenglamada bitta ildizi 2 ga teng, ikkinchi ildizini va q ni toping. Veer teoremasiga ko'ra tenglama ildizlari yig'indisi minus minus 8 ga teng, ya'ni 8 ga teng. Va bitta ildizi 2 ga teng. Shu sababli 2 qo'shib x2 teng 8. 2 ni o'ng tomonga o'tkazsak, x2 teng 6. İkinci ildizni topdik. Endi q ni topamiz. Q teng Veer teoremasiga ko'ra x1 ko'paytirib x2 ga teng. Bu yerdan x1 2 ga teng, 2 ko'paytirib x2 6 ga teng. 12. Demak, tenglamaning ikkinchi ildizi 6 ga, q 12 ga teng ekan. Navbatdagi tenglamamiz mana bu tenglama. Tenglamaning bitta ildizi 2 ga teng, ikkinchi ildizini toping. Yana bu yerda Veer teoremasidan foydalanishimiz mumkin. Dastlab tenglamaning har ikkala qismini x kvadratning koeffitsienti 5 ga bo'lib yuboramiz. U holda quyidagicha tenglama hosil bo'ladi. X kvadrat minus 7 taksim 5 x minus 6 taksim 5 teng 0. Veer teoremasiga ko'ra tenglamaning ildizlari ko'paytmasi minus 6 taksim 5 ga teng. Tenglamaning bitta ildizi 2 ga teng. Yana bu ildiz 2 ga teng. Bu yerda biz x2 ni topishimiz mumkin. X2 teng. Tenglamani 2 ga bo'lib o'ramiz. Bu holda minus 3 tasim 5 hosil bo'ladi. Shunday qilib berilgan tenglamaning ikkinchi ildizi minus 3 tasim 5 ga teng ekan. Va Veer teoremasi yordamida agar tenglamaning bitta ildizi berilgan bo'lsa, biz ikkinchi ildizini topishimiz mumkin ekan. Keyingi misolimiz. Ildizlari 2 va minus 6 ga teng bo'lgan kvadrat tenglama tuzing. Kvadrat tenglama yozing. Buning uchun Veer teoremasidan foydalanamiz. Minus p teng x1 qo'shib x2 ga teng. Ularning yig'indisi minus 4. Bu yerdan p 4 ga teng ekanini topamiz. Endi ozod xat q ni topamiz. Q teng x1 ko'paytirib x2, x1 2 ga teng, x2 minus 6 ga teng, minus 12. Bu holda kvadrat tenglama quyidagicha bo'ladi. X kvadrat p 4 ga teng qo'shuv 4x q minus 12 ga teng. Shunday qilib ildizlari 2 va minus 6 ga teng bo'lgan kvadrat tenglama quyidagicha bo'ladi. Har doim ham biz Veer teoremasi yordamida tenglamaning ildizlarini topishimiz oson bo'lmaydi. X kvadrat minus x minus 1 teng 0. Masalan, mana bu tenglamaning ildizlarini biz Veer teoremasi yordamida osongina topa olmaymiz.
Ve bunda hallarda biz kvadrat yenilmenin ildizleri formülasından faydalanışımız gerek olur. Növbetteki misalımız x kvadrat minus x minus 3 ten 0 teyneme verirken bir taksım x 1 koşu bir taksım x 2 okuyun. Yerde x 1 ve x 2 teynemen ildizlerine ikincisi x 1 kvadrat x 2 koşu x bölü faytalı x 2'nin kvadratını okuyun. Ve teyneme verilirken biz bu ideyi ifadelerini topuşumuz gerek. Bunun için biz Wiet teoremasına faydalanmamız. Wiet teoremasına göre teylemenin ildizleri yığındısı x1 koşu x2 ya da minus 1, 1 gittiğin. İldizlere köpaytılması minus 3 gittiğin. Ve bana bu teylemelerden faydalanmamız. Birinci ifade umumi mahrajı getirsek x1, x2 umumi mahrajı olardı. Yaka x2 köpaytırılardı. Bunun süratiyle x1 köpaytırılardı. Teyin. Sürat 1 geteyin. Mahraj minus 3 geteyin. Demek minus 1 taksım 3. Şimdi yakalım. Birinci ifadenin kıymatı minus 1 taksım 3 geteyin oldu. Yani ikinci ifadenin kıymatını tapamız. Bunun için bu ifadeni biz x1 koşu x2 ve x1 köpaytırı x2'ler arkayı ifadelerimiz. Dastlab kaosun taşarıya x1 x2'ni çıkaramız. Kaos içinde x1 koşu x2 kolardı. Bu köpaytına minus 3 geteyin. Yığındı bir geteyin. Demek cevap bu ifade minus 3 geteyin oldu.